14 Aralık, 20 Aralık. Değerli yay burçları, nasılsınız? Şöyle söyleyeceğim, aile büyüklerinizle alakalı çözülmesi gereken yazı, evrak, yani herhangi bir dosya ne varsa bu hafta bunlarla ilgili çözüm odaklı olacaksınız. Hatta ailenize bu konuda çok büyük destekler, yardım etme, belediyede tapu ile ilgili bir işiniz varsa, vergi dairesinde bir işiniz varsa bu hafta bunları halletmiş ol. Çöp verginiz varsa da hepsini böyle bir temizleyeceksiniz, rahat erecek olarak gözüküyor. Özellikle ev almak isteyen yay burçları, uzun süredir bakıyordunuz, kalbinize göre bir nokta var. Gidin inceleyin artık bu evi, alın. Çünkü ciddi anlamda evle ilgili huzursuzluklarınız var. Bunu çözmemiz lazım. Ve çocuklarınızın odasını ya da yatak odanızın darlığı ile ilgili şikayetiniz var. Ve bu ev sizi artık mutlu etmiyor. Enerjisinden daralmaya başladınız. Aslında evin konumu falan güzel de küçük. Yani ev enerjisi güzel. Yani siz eve sığamıyorsunuz. Evde o kadar kalabalık eşyalar var ki bir atsanız, evinizin enerjisini ferahlatsanız ev güzeldi. Ama siz bu konuda eve taktınız. Özellikle hukukla alakalı evrak bekliyorsanız, yani bir kağıt, mahkeme kağıdı, bu evrakta siz haklı çıkacaksınız. Davanızı sonuna kadar yürütün. Bu dava size çok güzel para kazandıracak. Hani affederseniz %50 alacaksınız. Affetmezseniz %1200 alacaksınız. O yüzden bence anlaşma değil de sonuna kadar mücadele. Çocuklarınızla alakalı spor ya da sanatla ilgilensin dediğimiz bazı yay burcu anne ve babaları var. Evet, çocuklarınız bu konuda yetenekli. Mümkün olduğu kadar pandemi bittikten sonra özellikle birinin kemanla alakalı. Yani kız görüyorum ama elleri erkek gibi olsun. Belki kız gibi çocuklarınız olabilir. Yani erkektir ama kız gibi güzelliği var dediğimiz. Bu çocuklarımızın sanata merak, keman çalmak, ne bileyim tenis oynamak, bu tarz meraklarını gündeme alırsanız çocuklarınız gelecekte çok başarılı noktalarda oluşabilir diyorum. Bir de ev halkında herkeste telefon mu var? Ailede iletişim telefonla mı çözülüyor? Yani eskiden ben hatırlarım mutfaktan salona bağırılırdı. Şimdi mesajlarla herhalde iletişim. Ailede iletişim sorununuz var. Yani telefonları bir eve geldiğiniz zaman bırakın konuşmayı. Yani biraz paylaşmaya ihtiyacınız var. Bence burada böyle bir kırılma, yani ilişkilerinizde, sevgili ya da özel hayatınızda ya da karı koca hayatınızda bu konularla ilgili sıkıntılarınız var. İletişim diyaloğunuz yok. Sanki robot gibisiniz. Sabah gel çocukları yolla ya da sevgilinle otur sohbet etmeden cep telefonuna bak. Yani iletişim probleminden benim sevgilim ya da eşim ya da kocam ya da kadınım beni sevmiyor diye düşünüyor olabilirsin. Alakası yok. Birbirinize internete mi takıldınız? YouTube'da mısınız? Neredeyseniz bir çıkın, birbirinizle vakit geçin. Birbirinizle güzel zamanlar, kaliteli zamanlar geçirin diyorum. Dedim bile. Şöyle bir şey diyeceğim. Yurt dışında miras olan yay burçları var mı? Yani ya da Türkiye'de yaşayıp da yurt dışında bazı işleri olan ya da ailesi yurt dışında olan bir aileden bir yüklü bir miras kalabilir size değerli yay burçları. Yani yurt dışında yaşayan bir teyzeniz, halanız, neyse büyüğünüz varsa çocuksuz birinden size bir miras kalacak ama uzak yoldan gelecek bir miras. O yüzden hani yurt dışı olabilir diyorum. Ortaklı iş yapmak isteyenler şu an beklemeli. Biraz daha vaktiniz var. Planladığınız şekilde dijital ortamı hazırlamak istediğiniz bazı projeleri var bazı yay burçları, sadece bilgisayar ve teknolojik üzerine. Evet, yapacaksın. Biraz daha start için daha vakit var. Çünkü beklediğiniz para daha hesaba girmedi. Risk almamak için bekletiyorum. Yoksa start verirdim canım yay burcum. Sizin zekanızla ilgili değil. Ekonomi şartlarında zorluk çekmeyin diyerekten. Sağlık konularında şu an için belki gözlüğünüzü değiştirebilir. Baş ağrılarımıza dikkat edeceğiz ve boyuna vuran ağrılarımız var. İhmal etmeyeceksiniz değerli yay burçları. Aşk var da biraz daha vakti var. Yani geçmişi unutamayan yaylar ilk önce geçmişle bir yüzleşecek. Aslında yüzleşmeye başladınız. Daha gerçekleri öğrenmek istiyorsunuz. Evet, gerçekler kapınıza gelecek. Yükselen ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber? Akkaya Official internet Instagram sayfalarım. Takip etmek isteyen, günlük yorumlarını düşünen herkes Instagram sayfamı takip edebilir. Sevgi ışığı sizinle olsun. Allah'a emanet olun.